Efendim Bursa Konuşuyor programında yeni birliklerimizi yine başlattık. Tophane'deyiz. Buram buram tarih kokan yerlerden birisi Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbesi hemen yanımızda. Ve gün ortasında burada vatandaşlar gününü en güzel şekilde değerlendirmek için bu dakikalarda oldukça yoğun bir şekilde buraya akın ettiğini söyleyebiliriz. Hadi sürekli olarak konuştuğumuz konu 15 Temmuz. Darbe girişimi, yaşanan süreç ve gelinen nokta vatandaşa bugün de hem duygularını hem de o anı ve gelinen bu süreci değerlendirmesini isterim sevgili Melih. Birliklerimizle hemen başlatalım ve beyefendi hemen yanınızda. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler açılışta. Bizi dinlediniz, evet. Kulak misafiri oldunuz. Öncelikle tanışalım, isim neydi? Ahmet İnci. Ahmet, ne iş yaparsın? Ben özel bir sektörde elektronik bölümünde ustabaşılık yapıyorum. Hayatından memnun musun? Memnunum. Şimdi birlikte Türkiye'nin konuştuğu 15 Temmuz'a geri dönelim. O gece neredeydin, neler yapıyordun? O gece ben Gürsay Yıldız Mehter takımı üyesiyim, derneğinin üyesiyim. Çanakkale gösterimiz vardı. Hazırlanıyorduk tabii ki saat 10.30. 12'de yola çıkacaktık. İşte televizyonu açtık. Birden işte Ankara'da jetlerin kalktığını falan gösteriyorlardı. Sonra işte haberlere baktık, devam ettik. Biraz hani ne olduğunun şokundaydık. Haberimiz yoktu çünkü. Şeyimizde, depomuzda hazırlanıyorduk. Çünkü göreve gidecektik. Tabii ki sonra açıklamalar geldi. Diğer haber kanallarına baktık. Sayın Cumhurbaşkanımız da halkı davet edince biz de programımız iptal oldu. Gidemedik Çanakkale gösterimize. Biz de bir Gürsul olarak, Gürsumuza yakışır olarak bütün aile büyükleriyle beraber, tüm halkla beraber sokaklara çıktık. Biz gene gösterimizi Gürs halkı olarak temsil ettik. Dimdik ayakta durdunuz o zaman. Tabii ki. Gece saat 4.30-5'lere kadar dışarıdaydık. Yani biz halk olarak tepkimizi gösterdiğimize inanıyorum ki o akşamdan beri bizim mehter üyelerimiz falan, ben işim dolayısıyla gidemedim. Çünkü vardiyada çalışıyorum. Diğer arkadaşlarımız falan Fomara'da tabii ki desteklerini sürdürüyorlar. Daha da sürdürüyoruz, daha da sürdüreceğiz. Sonuçta bu ülke kolay kurulan bir ülke değil. Biz demokrasi taraftarıyız. Yani cuntalarla, şeylerle işimiz olmayacağını tüm dünyaya gösterdik. Tabii. Şimdi konuşalım. İdam cezası son günlerde çok konuşuldu, tartışıldı. Bence gelmeli. Ki sonuna kadar da arkasındayım. Peki. Ama sadece terör suçlarına değil. Yani bunu üstüne basa basa söylüyorum. Sadece terör suçlarına idamın gelmesi taraftarı değilim. Tecavüz üzerlere gelmesi gerekiyor. Yani biz bunlara bir de alıkoyup bakıyoruz yani. Böyle bir durum da var. Bence asılmasını ben taraftarıyım. Sana teşekkür ettik. Hadi Melih, biz birliklerimizi sürdürelim. Evdeydim ve çok üzüldüm, endişelendim. Geleceğimizi düşünmek zorundayız zaten, vatanımızı korumak zorundayız. Bilemiyorum yani. Son günlerde ablacığım bir de idam cezası gündemde. Vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben ikilemli kalıyorum. Bir gelsin diyorum, bir gelmesin diyorum. Çünkü hainler asılsın diyorum. Bir de içinde hak, ne bileyim, suçsuz olanlar vardır diyorum. Öyle ikilemli kalıyorum yani. Peki ablacığım, teşekkür ediyorum size. Melih, bizim birliklerimiz devam etsin. Hemen yan tarafa gidelim, bir merhaba diyelim. Meraklı gözlerle sanki bizi bekliyormuş gibi bir beyefendinin elini sıkalım. Bey amca merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim? Oturuyorsunuz. Hemen konuya gelelim. 15 Temmuz darbe girişimi. O gece neredeydiniz, neler hissettiniz duyduktan sonra? O gece memleketteydim, Tokat'taydım. Ben aslen İstanbul'da oturuyorum. Tabii çok kötü bir duygu. Ailemiz İstanbul'da, biz Tokat'tayız. Öyle bir ortam, yani çok kötü bir durum yani. Hayal kırıklığı, bir travma yaşıyor insan. Ama şu hiçbir zaman unutulmasın. Devletin bölünmez bütünlüğü, vatanın bölünmez bütünlüğü her şeyin üstündedir. O yüzden reisin arkasındayız yani. Yanındayız, sağındayız, solundayız. Her zaman çık derse çıkarız. Bu yani. İdam cezası gündemde. Gelsin abi. Vatan hainine, tecavüzcüsüne, sapığına, şununla bununla gelsin. Toplum düzelir hiç olmazsa. Peki yani. Sana teşekkür ettim. Hemen kardeşim de fikirlerini alalım. Merhaba. Merhaba abi. Ne hissettin o gece? Abi yani ülke olarak çok kötü bir günden, zamandan geçiyoruz şu anlar. Yani benim de demek istediğim, bu vatan hainleri asılsın gerçekten.
Yani Cumhur Reis'in arkasındayız her zaman. Çık derse çıkarız dediği gibi abi. Sana da teşekkür ettim. İki tane genç arkadaş, bir de yaş itibariyle birçok dönemi Türkiye'de gören ve amcamız yanımızda. 15 Temmuz'da neler hissettin abi? O gün neler yaşadın? Aynen arkadaşın dediğine ben de katılıyorum. Aynen öyle. Yani bunlara idam kararı gelsin. Asılsın bunlar. O gece korktunuz mu duyduktan sonra? Ya korkma değil, daha heyecan geldi. Korkmaktan da bir şey değil de yazık memleketin bu nedene gelecek bir hali yoktu yani. Yani keyfi Türkiye'yi başka kaynakların üzerinden anladığını, Türkiye'yi perişan etmeye kalktılar. Allah Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Ya Resulü Kerem, her zaman hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Size teşekkür ettim. Size teşekkür ettim. Canım ülkemin, canım insanları konuşmaya devam ediyor. Tanışalım. Farklı yüzlere yine mikrofonu uzatalım. Bir merhaba diyelim. Abimiz de burada oturuyor. Yanına geldik. Bir ismini soralım bakalım. Abiciğim merhaba. Habib merhaba. Habib abi, 15 Temmuz darbe girişimini konuşuyoruz. O gece neredeydin? Ne hissettin? Hiç hissetmedim. Çok boşlukta kendimizi hissettik. Allah bir daha öyle bir şey vermesin. 3 darbe gördüm ben. Allah bire darbeler vermesin. Neden oldu bilemiyoruz. Nasıl peki, oldu? İdam cezası gündemde bugünlerde. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok güzel olur. Bence olursa daha güzel olacaktır inşallah. Olmazsa zaten kudurdular. Bu milletin idam kalktı, bu millet kudurdu. Millet dediğim yani belli hangi millet olduğu. Peki efendim, size teşekkür ettim. Alıkoyduk. Hemen bir ailenin yanına gitmek istiyorum. Bir beyefendinin izin verirse elini sıkmak istiyorum. Merhaba. Efendim, muhteşem bir yerde, Tophane'de. Muhtemelen ailenizle birlikte hoş vakit geçiriyorsunuz. Tanışalım istiyorum. İsim neydi? İsim Necmettin Köknar. Bursalı mısınız? Ben Erzurumluyum. Erzurumlusunuz. Oradan buraya mı geldiniz? Buradaki buraya bir birliktelik mi? Gezmeye geldim. Gezmeye geldiniz. Nasıl buldunuz Tophane? Burası muhteşem. Muhteşem değil mi? Çok güzel. Şimdi abi hemen soralım. 15 Temmuz darbe girişimi. Evet. Türkiye'nin beklemediği gecelerden birisiydi. Sıra dışı gecelerden birisi. Evet. Yaşandı ve bitti. Evet. O geceyi biraz konuşalım. Neredeydiniz, neler hissettiniz ve gelinen süreç? Ben o sıra namazda camiden çıktıktan sonra televizyonlardan öğrendim. Öğrendikten sonra şok oldum. Halen daha şoktayım. Yani inanamıyorum bir Türk askerinin bu şekilde halkı taraması, halka böyle bu şekilde davranışı inanılır gibi değil. Yani bir başkası anlatsaydı kesinlikle inanmazdım ama gözlerimle gördükten sonra inandım. Doğru bulmuyorum. Doğru bir şey yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda Cumhurbaşkanı, Başbakanı, çok sevdiğimiz insanlar, çok güzel şeyler yapıldı. Çok güzel şeyler yapılmaktadır. İnşallah böyle bir şeyler daha olmaz. Teşebbüs edilmez. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Son günlerde idam cezası da bir hayli konuşulmaya başlandı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben şahsen taraftarım. Yani bunun yapılması lazım. Niye? Caydırıcı lık bakımından daha önceleri mesela 80'lerde ben yaşım 60 küsür o dönemleri falan da gördük. Yani Türkiye'ye her darbe yapılışında 50 sene 40 sene geriye gitmektedir. Bunun baştakilerin yani burada susuz insanlar da vardır. Muhakkak askerlerimiz er olarak olan askerlerimiz de belki suçsuzdur. Onları ben bir şey söylemiyorum ama rütbeli olan insanlar, bu işi hazırlık yapan insanların kesinlikle ve kesinlikle asılması lazım. Peki bir de Erzurum'a birlikte sallayalım mı güzel Erzurum'a? Erzurum'a size merhabalar. Teşekkür ettik efendim. Saygılar, sevgiler. Hadi Melih, hemen bir aileye mikrofonu uzatalım. Önce beyefendiyle tanışalım. Çocuklar burada, hanımefendiye bir merhaba diyelim. İsim neydi efendim? Merhabalar, Sadık. Memleket? Yozgat'ta. Güzel Yozgat'a bir sallayalım mı? Evet. Selam olsun Yozgat'a. Ve hemen 15 Temmuz darbe girişimini birlikte konuşalım. O gece neredeydiniz, neler hissettiniz? O gece evdeydim. İnternet üzerinden olayın vuku bulduğunu haberdar aldım. Daha sonra televizyonu açtığımda, televizyonda Genelkurmay'ın üzerinde jetlerin uçtuğunu,
bir takım olayların daha olduğunu, Boğaz Köprüsü'nün kapandığını duydum. Daha sonra arkadaşlarla organize olarak hep beraber Fomara Meydanı'na doğru yola çıkmıştık. Cumhurbaşkanımızın çağrısından önce çıkmıştık biz. Nitekim Fomara Meydanı'na geldiğimizde olay daha da netleşti. Kalkışmanın meydana geldiğini öğrendik. Orada kalabalıkla beraber ne yapabiliriz diye konuştuk ama Bursa'da çok şükür o manada bir şey olmadı. Sadece orada sabah 5'e kadar nöbet tuttuk. Sabah olunca da çektik, evimize gittik ve nöbetimiz devam ediyor. Pekala, hemen ablamıza soralım. Neler hissettiniz abla o gece? Ya Allah'a şükür, elhamdülillah Müslümanız, hiç korkumuz yok. Sonuna kadar biz de bir bayan olarak ayaktayız. Evlere kapanmadık, dışarıdayız. Hala akşam gidiyoruz, sabaha kadar bekliyoruz. Bekleyeceğiz de sonuna kadar. Şunu da konuşalım mı? İdam cezası son günlerde çok fazla tartışılmaya başlandı. Ne diyorsunuz? Şimdi idam cezası Avrupa Birliği yasalarında kaldırıldı ama yine de gelmesi lazım bize göre. Bu vatan hainlerinin hak ettiği cezayı bulması adına idam cezasını halk olarak destekliyoruz. Avrupa Birliği uyum yasaları içerisinde tehdit ediyorlar Avrupa'ya almamakla. Almayacaklarsa almasınlar. Halkın genel çevremde görüştüğüm arkadaşlarla halkın genel kanaati de bu şekilde. İdam cezası gelmeli. En azından bu suçu işleyenlere, vatana ihanet edenlere idam cezası kalıcı bir şekilde gelmeli. Vatana ihanet edenlerle sınırlanabilir. Yüce Meclis bu konuda tahmin ediyorum halkın isteğini geriye çevirmeyecektir. Diyor. Ablacığım siz ne dersiniz? Aynı kanadayım ben de şimdi. Sonuna kadar destekliyorum. İdam hak eden olsun yani. Peki, sizlere teşekkür ettim. Hadi Melih, biz yolculuğumuza devam edelim. O gece memleketimdeydim, Isparta merkezde. Tabii ki bütün olayları televizyonlardan, haberlerden ve eş dosttan, komşulardan öğrendik. Yani aynı şekilde tedirgin oldum. Yani bütün millet olarak, bütün komşu olarak. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiye üzerine meydanlara indik. Ve ürpertici bir olaydı. Yani bütün vücudum, nasıl anlatayım sana, hele bir de özellikle kendi arkadaşlarımı, o olaylar içerisinde görmem, özellikle daire başkanlığının bombaları var. Ben eski emekli özel hareketçiyim. Ve o olayları gördükçe ürperdim, yalan değil. Ve halkımla beraber, komşularımla beraber meydanlara döküldük. Olay bundan bir ibaret yani. Hemen ne diyebilirim ki? Ablamıza da soralım. Ablacığım, çok güzel özetledi beyefendi. Neler hissettiniz? Çok kötü bir şeydi yani. Olmasaydık iyiydi. Bir şey demeyeceğim yani. Tedirgin oldunuz değil mi? Evet, korktuk. Neler hissettin o gece? Yani bayağı bir tedirgin olduk. Sabahlara kadar uyuyamadık neredeyse. Sürekli haberleri izledik yani. Öyle bilgi almaya çalıştık. O zaman meydanlardasınız sürekli olarak? Yani çıkmaya çalışıyoruz. İlk duruş devam ediyor. Evet, devam ediyor Fomara'da. Pekala. Ablacığım, size de soralım. Aynen öyle, Kur'an'lara sarıldık. Kur'an okuduk, dua ettik. Korktunuz değil mi? Evet, Kur'an'lara dua ettiğiniz için ayakta durulmayı devam ediyoruz. Peki. Harikulade güzel bir aile. Bir de el sallayalım mı? Isparta'ya selamlar olsun. Teşekkürler efendim. Melih, sen beni takip et. Gebze'den geldiğini söyledi beyefendi. Evet. Bursa ayak bastı. Soluğu da Tophane'de aldı. Bursa manzarası. Enfes manzara. Evet. Fotoğraflar da çekiliyor. Az önce gördük sizi. İsim neydi efendim? Ercan benim ismim. Ercan Bey, ne işle meşgulüz? Öğretmenim. Öğretmensiniz. Keyifler iyi mi? Çok şükür. Yaramazlık yok. Çok şükür. Nasıl buldunuz Bursa'yı? Güzel, hem tarih hem doğa. Evet, birçok boyutu var. Pekala, günün konusunu hemen soralım. 15 Temmuz darbe gecesinde, darbe girişiminde aslında. Neler hissettiniz? O an neredeydiniz? Evdeydik. Tabii telaşa kapıldık. Tabii birkaç saat sonra olaylar ortaya çıkınca hepimiz sokaklara döküldük. Üzücü bir şeydi. Tarih öğretmeniyim. Bence suçlu bulunanlar iyice elenmeli. Çünkü burada mağdur olacak bir kitle de var anladığım kadarıyla. Suçlu bulunan varsa idam edilmesi yeniden yanayım ben. Türkiye'de artık bu tür şeylerin idamla sonuçlanması gerektiği bir gerçektir. Hem Türk hem İslam tarihinde bu vatana ihanetin suçu idamdır. Ama iyi irdelenmeli, iyi mağduriyetin önüne geçilerek tespitler sağlam yapılmalı. Şu anda yapılıyorum diye düşünüyorum bazen vatandaş olarak. Peki Gebze'yi de bir el sallayalım mı? Hadi bakalım, selam olsun güzel Gebze'me. Teşekkür ettik.
Haberleri açtık baktık, Allah Allah, böyle şeyler var böyle. Türk Silahlı Kuvvetler şey yapmış, silahlı darbe yapılmış falan. İnanmadık. Çünkü ülkemizde her şey güllük gülistanlık güzel gidiyordu. Demokrasiye herhangi yapılan bir şey yok. Hükümetimiz iyi, sistem iyi. Şaşırdık zaten, acaba şaka mı değil mi falan. Daha sonra bir saat, iki saat içerisinde baktık ki ana gerçekten bir şeyler var. Ve gece Cumhurbaşkanımız, Sayın Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan verdiği talimatla sabahlara kadar zaten sokaklardayız. Yaklaşık 10 gündür hep sokaklardayız. Gece 2, 3, 4, 5 sabah namazından sonra ancak eve gidiyoruz. Ve nöbetimizi tutuyoruz. Ülkemizin bölünmesini asla istemiyoruz. Her dine, her dile, her ırka mensup olabilirler. Fakat bölünmez bütün, bir bütün içerisinde yaşamak istiyoruz. Herkesin inancına saygı duyuyoruz. Diline, ırkına saygı duyuyoruz. Fakat bu ülkede birlik, beraberlik içerisinde yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız da. Ecdadımız 6-7 asır devam ettirmiş. Biz de ecdadımızın torunları olarak bu şekilde demokrasiyi, cumhuriyetimizi devam ettirmek istiyoruz. Ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız ve o ne derse onun arkasında gideceğiz inşallah. Hemen kısa olarak şunu da soralım. Son günlerde idam cezası tekrar gündeme geldi. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi bunlara idam bile az kalır. Şöyle bir şey, yani herhangi bir suç işleyebilirsin eyvallah dersin de, vatana, millete, bayrağa, kendi öz yurduna ihanet etmek idam bile kaldırmaz. Sevgili seyirciler, Bursa TV ekranlarında Bursa Konuşuyor programında bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Bir başka programda yine çok farklı gündemli konularla ve çok da farklı insanlarla yolculuğumuz devam edecek. Bizlerden şimdilik hoşçakalınız.